Ergenekon sanığı Yarbay Mustafa Dönmez, Zir Vadisi'nde çıkan cephanelik sebebiyle yargılandığı askeri mahkemede şahitlerle yüzleşti. İnzibat subayı şahitler, Dönmez'in lojmanında yapılan arama sırasında polislere nezaret ettiklerini ve delillerin lojmana polis tarafından sokulmasının mümkün olmadığını söyledi. İşte Yarbay Dönmez'i şoke eden o açıklamalar. Ergenekon sanığı Yarbay Mustafa Dönmez'in planını inzibat subayı şahitler bozdu. Duruşmada ikisi albay tam 5 muvazzaf subay şahit olarak ifade verdi. Askeri personel arama anını saniye saniye anlattı. Yarbay Dönmez'in iddialarını bir bir yalanladılar. Dönmez'in birinci iddiası, lojmanında bulunan kalaşnikoflarla cephanelik ve suikast krokillerinin eve giriş sırasında polisler tarafından sokulduğuydu. İddiayı çürüten ilk ifade, lojman komutanı albay Bekir Kazandır'dan geldi. Kapı çilingir tarafından açıldı. İçeri giren herkesi görüyordum. Polisleri de görüyordum. Polislerin yanında dikkatimi çeken bir çanta ya da başka bir şey yoktu. Eve ilk olarak da Cumhuriyet Savcısı ve askeri savcı girdi. Şahitler Cumhuriyet Savcısının arama yapılan her odaya polislere nezaret etmesi için bir de askeri personel görevlendirdiğini anlattı. Benimle birlikte 4 inzibat personel görevliydi. Her odada arama yapılırken mutlaka bir inzibat personeli bulunuyordu. Aramayı hem polis hem de inzibat personeli yapıyordu. Ben yatak odasını aradım. Yanımda bir de polis vardı. Bazayı kaldırdım. Altında tabancalar vardı, mermiler vardı. Sanık Dönmez'in ikinci iddiası, delillerin eve arama sırasında polis tarafından yerleştirildiğiydi. Kalaşnikoflarla krokilerin çıktığı odada bulunan Teğmen Ferdi Gökşen bunun mümkün olmadığını anlattı. Duruşmada hakim sordu, Teğmen tek tek cevap verdi. Sen görmeden kalaşnikofları polis odaya getirmiş, konmuş olabilir mi? Hayır, odada bulunduğum sırada ben görmeden odaya silah getirilip yerleştirilmesi mümkün değil. Arama yapıldığı sırada odadan çıkan olmadı. Benim yanımda 3 polis vardı, ben onlara nezaret ettim. Ben hepsini görüyorum. Polis yatağın altına eğildi, orada kalaşnikofları buldu. Ben de gördüm. Arama sırasında odada bulunan Mustafa Tıraş da polislerin çok hassas ve profesyonel çalıştığını söyledi. Krokilerin dışarıdan getirilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Polisler bende katakulliye getirmeye çalışıyorlarmış ya da bir şeyler kaçırıyorlarmış gibi bir izlenim bırakmadı. Çok düzenli ve düzgün çalışıyorlardı. Evrakların içinden bir iki tane kare kağıt buldular. Daha sonra da bir tane çizgili kağıt buldular. Bir kağıdın üstünde 2 kutu vardı. Birinde DTÖ yazıyordu. Polisler bu kroki olabilir mi diye konuştu. Sonra da savcıya gösterdiler. Yarbay Dönmez şahitlerin ifadeleri karşısındaysa hiçbir şey söyleyemedi. Mahkeme ise tutukluluğunun devamına ve duruşmanın 25 Ağustos'a ertelenmesine karar verdi.